Birçok üründe olduğu gibi, zeytinyağının da sahtesi piyasaya sürülüyor. Kolluk kuvvetleri ve tarım müdürlükleri mücadelelerini aralıksız sürdürürken, konuya ilişkin önemli uyarılar geldi özellikle e-ticaret siteleri üzerinden hakiki zeytinyağı ibaresiyle litresi 80, 100 lira arasında satışa sunulan karışım ürünlere karşı Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'dan açıklama geldi. Başkan Fevzi Çondur. Litresi 250 TL'nin altındaki yağlardan şüphe duyulmalı. İleli yağ en basit fiyatından anlaşılır. Aynı zamanda bu taşış yağlar uzun vadede kanser yapıcı etkiye sahip, dedi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, son günlerde e-ticaret üzerinde hakiki zeytinyağı iddiasıyla satılan ve fiyatı piyasanın çok altında olan zeytinyağlarının, taşış zeytinyağı olduğu ve anlamanın en kolay yolunun fiyatı olduğuna dikkat çekerek tüketicileri dikkatli olmaya davet etti. Taşiş zeytinyağının ilk bakışta hakiki zeytinyağından ayırt edilemediğini ancak laboratuvar analiziyle tespit edilebileceğini ifade eden Çondur, zeytinyağının başka yağlar ile karıştırılmasının da Türk Gıda Kodeksine göre yasak olduğunu belirtti. Son yıllarda uluslararası piyasalarda zeytinyağı fiyatındaki artışın Türkiye'ye de etki ettiğini ve artan fiyatlar sebebiyle ticaret siteleri üzerinden hakiki zeytinyağı adıyla ucuza hilali zeytinyağlarının satışının arttığını ifade eden Başkan Çondur, son iki yıldır, Özellikle dünyanın en büyük üreticisi olan İspanya'daki mevcut kuraklık dolayısıyla rekolteleri 1 milyon 6, 100 bin ton seviyesinden 6, bin tonlara kadar geriledi. Yani yaklaşık sadece 1 milyon ton sadece İspanya'nın üretimde kaybı var. Geçen yıl özellikle Türkiye bu işten olumlu olarak ayrıldı. Çünkü geçen sene Türkiye yaklaşık 380 bin ton zeytinyağı üretti. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük üretimlerinden birisiydi. Özellikle Avrupa üretimindeki bu düşüşten sonra uluslararası piyasalarda 3300 euro civarında seyreden ton fiyatı yaklaşık 9000 euro'ya kadar yükseldi. Yani yurt dışı piyasalarındaki bu artış tabii ki Türkiye'ye de sirayet etti. Bu yükselme gerçek üretici ve gerçek bu işin markalı, ambalajlı üretimi ve satışını yapanlar için olumlu olarak seyretse de bazı olumsuz olaylara da yol açmış durumda. Özellikle kontrolü yapılamayan e-ticaret sitelerinde şu anda bu fiyatların çok altında fiyatlarla ambalajlı zeytinyağı satışı yapılmakta. Taş baskı, soğuk sıkım, erken hasat isimleri altında ama kilosu 250 liranın altında alınan her yağdan tüketicilerimizin şüphe duyması gerekiyor. Çünkü bunların toptan fiyatı, ton bazındaki, tanker bazındaki fiyatları 250 Türk Lirası, perakende de 300 Türk Lirası ve üzerinde satılan bu yağlar kesinlikle Stok fazlası adı altında veya geçmiş yıl mahsulü adı altında 80, 100 liralara pazarlanamaz. Bu yağlar karışıktır. Bunlar taşişli yağlardır. Taşiş, zeytinyağının başka bir yağla hileli olarak karıştırılması anlamına gelir ve zeytinyağı Türk Gıda Kodeksi'ne göre başka hiçbir yağla karıştırılamaz. Başka bir yağla zeytinyağının karıştırılması kanunen yasaktır dedi.